Herkese selam arkadaşlar. Çok hızlı bir giriş yapmak istiyorum çünkü saçlarım kurumak üzere ve saç şekillendirme videosu çekeceğim. Şekillendirme dediğimde öyle maşa, düzleştirici falan kullanmayacağım arkadaşlar. Zaten hava çok sıcak. Bazen saçlarım dalgalı olduğu için özellikle yaz aylarında şükrediyorum. Çünkü ısıya hiç dayanamıyorum. Kurutma makinesi bile bazen bana çok fazla geliyor. Daha öncesinde saç şekillendirme videosu çekmiştim ama birazcık böyle rutinlerim değişti. Aynı zamanda daha iyi bir video olsun istiyorum. Genelde bitenler videolarımda görüyorsunuz. Şampuanlarımı L'Oreal Essence'in şampuanlarını kullanıyorum. Şu an yine beyaz serisini kullanıyorum. Daha önce siyahını kullanıyordum. Ama son zamanlarda bir şey değişti. Birazdan da göreceğiniz gibi benim saçlarımın üstlerinde böyle ombreler var. Ve düzenli aralıklarla cilalatmanız gerekiyor. Çünkü renkleri böyle soluyor. Sarı oluyor bazen griyken. Mesela benim saçlarım böyle birazcık daha platine yakındı. Birazcık grilik de vardı. Nasıl yaptılar bilmiyorum onu ama renkleri belli bir süre sonra değişiyor. Ve o dönemde cilalatmanız gerekiyor. Ben uzun süre sonra gitmiştim. Gerçekten çok yoğunsanız siz de benim gibi. L'Oreal'in çıkardığı şu mor şampuanları deneyebilirsiniz. Ben çok severek kullanıyorum. Her hafta kullanıyorum. Haftada zaten bir kere kullanıyorum. İlk kullanımda bile farkı göreceksinizdir. Şimdi hemen geçmek istiyorum saçıma. Öncelikle saçımı tarayacağım. L'Oreal Essence'in bu ikili bakım iksirini bayağıdır kullanıyorum. Banyodan sonra saçımı hemen bir havluyla sarıyorum ve fazla nemini alıyor. Sonra şöyle bu spreyi uyguluyorum ve saçlarımı tarıyorum. Eğer sizin de saçlarınız benim gibi ince telli ise birazcık açması zor oluyor. Özellikle de duştan sonra beklettiyseniz, o yüzden bu sprey benim bayağı işime yaradı. Şöyle birazcık saçlarıma şimdilik hacim veriyorum. Biraz karıştırıyorum. Ne garip bir şey. Yani düzenlensin diye tarıyoruz, sonra da karıştırıyoruz. Gerçekten anlaşılması zor varlıklarız. Evet, şimdi bunu daha önce beni Instagram'dan takip ediyorsanız story'imde göstermiştim. Tekrar göstereyim. L'Oreal Paris'in Botanicals Fresh Care serisinden. Benimki aspir olanı kuru saçlar için. Ve bunu şöyle elime döküyorum. Hop, şu kadar. Kapağını kapatalım ki akmasın. Ve saçlarımı şöyle yana alıp şöyle yapıyorum. Birazcık elimde karıştırıp saç uçlarımı özellikle uyguluyorum. Evet, bu ürünü de kullandıktan sonra hemen köpüğümü alacağım. Saçım çünkü kurumaya başladı. Bu arada Urban Care'in bu köpüğünü kullanıyorum. Benim kullandığım köpüklerden en iyisi ve artık daimi olacağını düşündüğüm bir ürün. Onu kullanacağım. Nasıl yapacağım? Öncelikle makineyi şöyle Vigo'yu geçiriyorum. Bu arada bunu nereden aldım? Çok sormuştunuz. Her makineye uyumlu bir başlık. Böyle kuaför ürünleri satan yerlerde bulabileceğinizi düşünüyorum. Evet, şimdi saçımı şöyle önüme atacağım ben. Şu şekilde. Sizin de görebilmeniz için ilk önce şöyle yanda göstereceğim. Oy, şunu. Ve evet, saçlarımı güzelce köpükledikten sonra çok fazla gösteremediğim açıdan dolayı aşağıdan yukarıya doğru saçlarımızı köpüklüyoruz. Çok fazla diplere getirmiyoruz ama getirseniz de bu üründe hiçbir şey olmuyor. Kesinlikle böyle katılaşmıyor. O yüzden çok sevdim. Şimdi hemen Vigo'yla. Evet, size gösterebilmek için saçı hemen şöyle yan tarafı alacağım. Normalde önüme alıp yapıyorum. Ve saçımı şöyle Vigo'nun içine yerleştiriyorum. Ben küçük küçük tutamlarla başlayacağım. Aslında saçlarım ince olduğu için büyük bir kısmını alabiliyorum ama daha iyi şekillenmesi için böyle deneyeceğim. İlk önce orta ısıda, sonra yüksek ısıya alacağım.
saçlarımı bu şekilde şekillendirmiş oldum. Yani eğer saçımı böyle kullanacaksam genelde bu şekilde ayrımı yapıyorum. Şurayı maşayla düzeltiyorum genellikle en önü. O boyutundan mıdır artık nedendir bilmiyorum ama çabuk bozuluyor ve güzel şekil almıyor. O yüzden maşayla düzeltebilirsiniz. Ya da bu şekilde de bırakabilirsiniz. Daha sonra az önce kullandığım üründen birazcık böyle, hatta biraz daha şu kadar alıp şöyle elimde ısıtıyorum ve kuru saçıma da uyguluyorum. Hem güzel kokması için hem de biraz nemlendirmesi için uyguluyorum. Aynı zamanda saçınız çok elektrikleniyorsa, ki benimki çok elektrikleniyor, hatta birazdan elektriklenmeye başlar, şuralara da şöyle elinizle kalanları yedirebilirsiniz. Ben çok rahatsız olmuyorum elektriklenmesinden ama siz rahatsız oluyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada Instagram hesabımdan da videolar paylaşıyorum. Instagram hesabımı da buraya bırakırım. Onu da takip etmek isterseniz beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.